Merhabalar. 5 boyutlu stok nedir? Takip işlemlerini nasıl gerçekleştirebiliriz? 5 boyutlu stok denilince akla toptan et satışı yapan bir firma veya metal sektörünü veyahut da cam sektörüyle ilgili sektörleri düşündüğümüzde, örneğin cam sektöründen metrekare olarak bulundurduğumuz camların aslında adet olarak da miktarlarını görebilmek ve bunların takibini sağlamak istiyorsak ilgili 5 boyut modülü kullanılmaktadır. Bunun için öncelikli olarak stok listemize gelip örnek bir ürün oluşturmasını sağlayalım. Ve F4 ekleden ticari mal seçeneğini seçerek seçeceğimiz bu ticari malımızın örnek açıklama kısmına cam yazdığımızda ve bu camımızı birim olarak metrekare cinsinden takip etmek istediğimizi belirtelim. Ve stoklarımız ile ilgili diğer kalan bilgilerimizi tamamladıktan sonra kayıt işlemini gerçekleştirelim. Stoklarımızı bu şekilde kaydettikten sonra yapacağımız bir diğer işlem sistem parametrelerinden 5 boyut özelliklerini aktif etmek olacaktır. Yeni bir sekme açarak F10 veya diyalogus üzerine tıklayarak arama alanımıza sistem yazdığımızda sistem parametreleri ekranımızı çalıştırırız. Burada boyutlu stok takibini gerçekleştireceğimiz parametrelerimizi arayabilmek için arama alanına boyut yazdığımızda karşımıza stok cari fatura kasa altında bulunan stok 5 boyut parametreleri gelecektir. Kaç adet boyut takibi yapmak istiyorsak o kadar ilgili değerlerimizi aktif duruma getirmeliyiz. Burada 1'den 5'e kadar boyut takibini sağlayabilmekteyiz. İlgili parametrelerimizi aktif ettikten sonra boyut açıklama kısımlarını ise buradan aktif ederek değiştirebilmekteyiz. Örneğin ilk sırada takip edeceğimiz boyut değeri olan adet değerimizi gireriz. Daha sonrasında işlemlerde stok miktarının otomatik hesaplanmasını sağlamak amaçlı 2 ve 3 değerlerimize ise en ve boy değerlerini gireriz. Ve daha sonrasında stok miktar hesaplama kısmında hangi boyuta hesaplama yaptırmak istiyorsak ilgili hesaplama yöntemini seçeriz. Biz burada metrekare cinsinde olan stoklarımızın adet olarak da takip etmek istediğimizi belirtip boyut bir alanını seçeriz. Buradaki boyut bir alanı bize adet hesaplamasını sağlayacaktır. İşlemleri F2 kaydet dedikten sonra stok malzeme listemize gelerek tanımlamış olduğumuz cam ürününü seçeriz. Buradaki cam ürünümüzde değiştir diyerek stok kartları içerisinde diğer sekmesinde bulunan stok 5 boyut formül alanına formül belirtmemiz gerekmektedir. Buraya belirteceğimiz formül işlemlerde hesaplamaların sağlanması amaçlıdır. Yazacağımız A2 çarpı A3 değeri aslında bize sistem parametrelerinde biraz önce tanımlamış olduğumuz açıklama 2 ve açıklama 3 alanlarında yer alan verilerin yani en ve boy değerlerimizin çarpımının bize metrekare olarak birimini getireceğinin anlamını taşımaktadır. Bu şekilde formülümüzü stoklar için belirttikten sonra F2 kaydet diyerek stoklarda yapılacak işlemi tamamlamış oluruz. Yapmış olduğumuz tanımlamalar sonrasında sistemimizin nasıl çalıştığını görmek için bir fatura girişi yapmak istediğimizde soldaki hızlı işlem alanlarımızdan alım mal alım seçeneği ile mal alım fatura girişini açarız. Burada hesap kodu alanına gelerek hangi cariden mal alımı yapmak istiyorsak ilgili carimizi seçer. Tanımlanmış fiyatlar sorusuna evet veya hayır diyerek devam edip stok kalemlerimize geldiğimizde karşımızda adet, en, boy gibi değerlerimizin gelmiş olduğunu görürüz. Bu değerlerimiz karşımıza gelmemesi durumunda ise kolonlar alanından ilgili alanlarımızı aktif etmemiz gerekmektedir. Gördüğünüz gibi 5 adet boyut takibinden 3'ü için bir açıklama belirtmiş oldum ve buna ait değerlerimi fatura girişi kaleminde hesaplamasını sağlayacağım. Örneğin enine 200, boyuna ise 500 girdiğimde miktar alanımın karşıma otomatik hesaplanmış olduğunu gördüm. Buradaki gibi diğer boyut alanlarımızı da kullanarak stoklar içerisinde yapacağımız formülasyon değerleriyle miktar hesaplamasını sağlayabiliriz. Buradaki metrekarelik cam miktarımın aslında
5 adet cama eşdeğer olduğunu belirtirim ve daha sonrasında F2 kaydet dediğimde stok malzeme listesinde 100 bin metrekare camımın olduğunu, stok listemizi değiştirmek istediğimizde ise kolonlardan tanımlamış olduğumuz stok 5 boyut değerimizi getirip tekrar listemize geldiğimizde listemizin stok 5 boyut alanındaki adet değerimizi miktarlarımızın karşısına getirir. Buradan ise 100 bin metrekarenin aslında 5 adete eşdeğer olduğunu görmüş oluruz. Ekranımızı yenilediğimizde ise artık stok 5 boyut adı altında geçen alanımızın adet olarak güncellendiğini görürüz. Ve ekranımızı yenilediğimizde 100 bin metrekarelik camımızın aslında 5 adet değerine sahip olduğunu ve bu şekilde stok miktarlarımızı takip edebileceğimizi görürüz. Yapmış olduğumuz işlemlerimizi fatura çıktılarında, malzeme ekstrelerinde gibi birçok farklı evrakta raporsal formülleri kullanarak takip işlemlerimizi sağlayabilir ve 1'den 5'e kadar farklı değerlerin hesaplandırmasını sağlayabilmekteyiz.